Hepinize hayırlı akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Çok heyecanlıyım. Hepiniz heyecanlısınız. Biliyoruz, çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Bugün programımızda kim var? Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar. Herkese yaptığımız gibi fix menüden soruyoruz. Selçuk Bayraktar, Araf'ta mı? Oh be, sorumu sordum, çekildim. Hayırlı akşamlar. Tabii kim değil ki? Aslında baktığımızda bütün bu hayat serüveni bir hakkı, hakikati arama yolculuğuysa hepimiz Araf'tayız. Hatta eşim de bu soruyu sorduğunuzu programdan önce selam bana olsun. Çok selam olsun. Bana bir ipucu verdi, böyle bir soru soracak soruyu her programda diye. Ondan önce kendi cevabım vardı ama o da bir hatırlatmada bulundu. Yani biraz dinin de tanımı biraz bu şekilde. İşte başlangıç ve bitiş arasında, yani ölüm arasında Allah'tan gidip Allah'a dönüyoruz. Araf'tayız. Ben de biraz hep şöyle baktım zaten. Hayatta bu yolculuk, bu serüven hakkı, hakikati bulma serüveni. Ve bu anlamda hakkı da ancak Allah bilebilir, yaratan bilebilir. Araf'tayız, hepimiz Araf'tayız, hepimiz arayıştayız. Hakkı bulma yolunda. Selçuk Bey, somut olarak böyle hayat hikayenizde, serüveninizde böyle örneklendirebileceğiniz bir durum var mı? Yani şu şey ile şu şey arasında gerçekten Araf'ta kaldım Esra diyebileceğiniz. Yani bu biraz tabii ben akademik camiada da çok bulundum yıllarca. Yani akademik camiada hep şunun üzerinden gider, mevcudu sorgulama. Mevcut bildiklerinizi sorgulama. Biraz kendi yapım da öyledir. Sorgulama üzerinedir. Yani düşünce, fikri yapım da öyledir. Araf'ta kaldığım çok durum olmuştur. Sürekli olur. Yani sürekli istişare ederim. Dostlarımla, sevdiklerimle, güvendiklerimle. Biraz da hakikati ancak böyle bulabilirsiniz. Araştırırsınız, sorgularsınız. Bu çok, çok sıkça yaşadığım bir şey diyebilirim. Yani evet, sorgulama dönemi sizin Araf'ınıza denk geliyor. Çok güzel. Evet. Şimdi asıl merak ettiğim. İcat çıkarma başıma. Evet. Genelde bu babaların sözüdür ya. Evet. Fakat sizde öyle olmamış benim gördüğüm. Bu hikayede, yani sizin başarı hikayenizde babanızın ilk takdirini ne zaman kazandınız? Babamın ilk takdirini ne zaman kazandım? Tabii babaların takdirini kazanmak kolay değil. Evet, erkek çocuk olarak. O yüzden sordum. Tabii biz babamla bir taraftan baba oğul ilişkisinin yanında bir arkadaş gibiyiz. O yüzden her şeyi tartışırız da. Bu anlamda onun da benim fikirlerime karşı olduğu durum... Yani durumlar, dönemler olabilir. Benim onun fikirlerine karşı çıktığım ama çok iyi uzlaştığımız fikirler de olur. Hususlar da olur. O anlamda baktığınızda yani sık sık kazandığım zamanlar da olabilir. Olmadığı dönemler de olabilir. Ama beraber mücadele ettiğinizde zaten Allah da bu mücadelenizde, yani her zaman başarılı olamıyorsunuz tabii. Takdir Allah'ın elinde. Olduğunuzda hep birlikte seviniyoruz diyebilirim. Yani babanızla bir düet halindeydiniz. Yani başarı. Tabii biz bir aile olarak bir anlamda bu insansal araçlarında verdiğimiz mücadeleyi veriyoruz. Elbette babam çok iyi bir mühendis. Kendi alanında halen daha bizimle çalışıyor. Annem de öyle. Tasarım yapıyor. Babam, annem de tabii bize destek oluyor. Hatta annem biz doğmadan kartlı bilgisayarlarda program yazıyormuş. İktisat mezunu, evet, İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun. Babam da halihazırda en son Akıncı'yı gördüğünüz, siz de Teknofest'te de gördünüz, geldi, daha önce de gördünüz. Akıncı'nın o kavramsal tasarımı, kendine has, özgü, o görüntüsü, orijinal ve güzel görüntüsü ve herkes tarafından da çok beğeniliyor. Özdemir Bayraktar'a ait, babamın çizdiği bir hani hatlar onlar. Bir de annenizin bir mektubu var değil mi? Annemizin bize nasiheti. Ne kadar güzel bir mektup. Yani şimdi o zaman siz bir icat çıkardınız onların başına. Yani hep birlikte bir icat çıkardık, evet. Süper. Şimdi her başarılı
insanın hayat hikayesinde bir hikayenin bir kurucusu vardır. Yani bir oyun kurucu. Sizin manevi navigasyon olarak nitelendirdiğimizde yani sizi pes ettirmeyen, modunuzu düşürmeyen güç neydi? Ya da kimdi? İlk. Yani buna bir kişi diyemem. Biraz daha biz takım halinde mücadele ediyoruz. Bunun yanında elbette yani fikirlerine, hayat istikametlerine güvendiğimiz abilerimiz, dostlarımız da hep oldu. Bir kişi diyemem. Yani benzer şekilde mühendis olup bu mücadeleyi vermiş ülkemizin sanayi hamlesine destek olmuş büyüklerimiz de oldu. Onların da bu mücadeleyi verirken büyük hem manevi hem maddi anlamda nasihatları oldu. Asla mücadeleyi bırakmamak yönünde. Ama bir kişi değil bu. Yani bir kişi özelinde değil. Ve zaten bir mücadele de yaşayan canlı bir şey. Yani karşınıza çıkan problemlere göre, engellere göre değişen, şartları değişen bir şey. Bir kişidir diyemem. Bir takım halinde ol diyebilirim. Derdiniz nedir? Tabii derdimiz büyük. Derdimiz evet. Derdimizin bu kadar büyük olduğunu da biraz yola çıktığımızda bu kadar büyük olduğunu bilseydik belki bu kadar cesaretimiz olmazdı. Bu kadar yani bu kadar zorlu olacağını bazen aşılmaz olacağını düşündürtecek şeyler yaşadıkça insan tabii ki bir yandan olgunlaşıyor ve bir anlamda bunları aşabilmenin yollarını buluyor. Ama biraz şuna benziyor. İnsan belki öleceği vakti bilse, hep onu düşünüp nasıl öleceğini bilse, hep onu düşünüp belki vehim yapıp umutsuzluğa kapılır ya veya sürem bitecek diye. Biraz onun gibi yani derdi de bilmemek. Ne kadar büyük olduğunu da bilmemek bazen kolaylaştırıyor. Tevekkül de biraz böyle zaten. Yani biz ancak seferden sorumluyuz. Gayret edeceğiz. Ne olacağını hiç düşünmeyeceğiz. Sonucu da düşünmeyeceğiz. Çünkü o tümüyle Allah'ın elinde. Ama yapabileceğimiz yani mücadelemizi verirken bir anlamda sizin işte programın teması gibi Araf'ta diyorsunuz ya. Öyle bakıp sonuna kadar yani ben kazanacağım diye bakarsanız yani bu Allah'ın elinde açıkçası böyle olmayabilir. Tam tersi de olabilir. Kaybedeceğim diye bakarsanız o zaman da umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Tümüyle tam ortada bir yerden bakıp sadece gayrete odaklanıp yapabileceğiniz en iyi şey de bu zaten bu hayatta ve değiştirebileceğiniz yani hayat mücadelenizde kontrol edebildiğiniz şeyler var. Bunlardan bir tanesine niyetleriniz. Değiştirebileceğiniz en önemli husus bu ve gerçekten de sonuca bir etkisi olacaksa inancımıza göre en önemlisi bu. Niyetinizin ne oldu? Niye bir mücadeleyi veriyorsunuz? Ve elinizden gelen azami gayreti göstermek. Elinizden ne geliyor? Yani gelmeyenlerden sorumlu değilsiniz tabii ki. Yani insanoğlunun ne kadar imkanınız varsa ona göre değerlendiriliyor tabii bu. İmkanlarınızın ne kadar kullandınız, ne kadar işte yani bir anlamda nefsinizi yenip aşıp zorluğa karşı direnç gösterdiniz. Bu, o da bir Araf'ta olma hali sizin programda en başta sorduğunuz soru gibi yani. Hiç bir şey soracağım. Mesela siz yazılımdan programlarınıza baktım. İşte birçok yazılımdan, bilgi üretmekten, bilginin kendisi olmaktan çok güzel bahsediyorsunuz. Peki şimdi gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Yani şu ana kadar aldığım, sizin hakkınızda aldığım dualar, size olan selamlar gerçekten bir izdiham, bir selam izdihamı var, onu da söyleyeyim. Fakat bir taraftan da şey, hani dedik ya iyi niyet, niyetlenmek, şuraya bağlarsam o nefsin kibre dönüşmesi konusunda uyguladığınız antivirüs programı hangisidir?
Evet, güzel sorular. Ben biraz şunu yapmaya çalışıyorum. Yani bir kere az önce başarı kelimesini kullandınız. Hı hı. Şimdi başarı size göre ne? Yani başarı şimdi bugünkü modern kalıplarla baktığınızda hayat içinde işte ne gibi gözüküyor? İşini çok iyi yapmak olabilir. Çok öne çıkmak olabilir. Hı hı. Peki başarı nedir hakikaten? Yani özellikle inanan bir insan için, biz inanan insanlar için Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Amin. Peki dünyada ne olabilir? Bu insanlığa faydalı bir eser, milletine, toplumuna faydalı bir eser, faydalı işler yapabilmektir. Bütün bunları da tabii iyi niyetle harmanlamak gerekiyor. Bir kere başarı bu. Peki böyle olduğunda işte mesleğinizde çok öne çıkmak, yaptığınız işte büyük eserler yapmak sizi başarılı kılar mı? Niyetleriniz iyiyse belki. Bunun yanında yani şunu düşünün. Dünyada 8 milyara yakın insan yaşıyor. Şimdi sadece Türkiye'de düşünün ki 5 milyon mülteci var. Şimdi bir mülteci kampında doğan bir çocuk olarak bu hayatı Selçuk Bayraktar yaşasaydı, yani orada da binlerce, on binlerce Selçuk Bayraktar var. Ne farkım var ki benim onlardan? Veya Afrika'da bir hastalıkla doğmuş bir çocuktan veya işte açlık sınırında doğmuş bir çocuktan ne farkımız var ki? Yani daha doğrusu bizim şansımız var. Şanslıyız sadece. Çok şanslıyız. Yani dünyaya böyle baktığınızda o kadar şanslıyız ki bir kere aç değiliz. İşte savaş altında yaşamıyoruz. Tepemize bombalar yağmıyor. Hı hı. Sefalet esaret altında değiliz. Ve Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bunun yanında iyi bir eğitim alma şansımız olmuş. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum ben. Ve yani gayret ettiğinizde ülkemizde bu eğitime ulaşmanız mümkün. Sonrasında şimdi herkesin şartları dünyaya baktığınızda böyle olmuyor. Dolayısıyla ne üstünlüğünüz var ki? Yani bu elinizde bu imkanlar olmuş. İşte bunların hepsi nasip olmuş. Siz de gayret etmekle sorumlusunuz. Dolayısıyla bunlar bir anlamda, bunları ne kadar çok düşünürseniz biraz o söylediğiniz alkışlar veya işte teveccühü biraz daha belki antivirüs anlamında evet. Sordunuz ya, belki biraz daha frenlemiş olursunuz. Bunun yanında en nihayetinde bunların hepsi Allah'a ait şeyler. Yani bir başarı da varsa, bir gayret de varsa hepsini yaratan Allah. Siz ancak niyetlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Onlar da iyiyse, yani umuyoruz ki iyidir. Onda da araftayız değil mi bir anlamda? Umuyoruz ki diyoruz. Çünkü bunları gönülleri de Allah biliyor. O anlamda bütün gayretimiz bunları da düzeltme yönünde diyebilirim. Eyvallah. Aklınıza ilk geleni yapar mısınız? Aklıma ilk geleni yapmam. Ben genelde biraz daha istişare etmeyi severim. Hı hı. Düşünmeyi severim. Öyle mi yapayım, şöyle mi yapsam daha iyi olur, böyle mi yapsam daha iyi. Biraz daha mükemmelliyetçi bir yapım vardır. Hı hı. Sorarım, soruştururum, düşünürüm iyice. Öyle genelde eylem alırım. Peki Selçuk Bayraktar'ın ödediği ilk bedel? Selçuk Bayraktar'ın ödediği ilk bedel. Yani şimdi bu ne anlamda? Hep bedel ödüyoruz herhalde. Hayatta her şeyin bir bedeli var. Belki böyle yani sarsıcı olabilir. Belki motive etmekte çok önemli bir yeri olabilir. O bir bedel. Yani tabii hep hayatta her şeyin, yani her yaptığınız şeyin neticede bedeli var. Yani bir bedel derken şu anlamda soruyorsanız, böyle bir yıkım gibi soruyorsanız, gerçekten üzmüş olaylardan veya bir anlamda sarsmış olaylardan
soruyorsanız şöyle diyebilirim. 2009'da biz o dönemde işte Bayraktar TV2'nin bir ufağını yapıyorduk. Bayraktar TV1 diyebileceğimiz yine tümüyle otomatik bir uçak. İşte 450 kilo ağırlığında. O uçuşlarından bir tanesinde yüksek irtifada tırmanırken bazı ayarlarını değiştiriyordum. Yani biraz daha yazılım değişikliği gibi bazı uçuş parametrelerini orada bir hata. Yani tabii ekipçe uçuruyoruz ama ben tabii kaptan pilotluğunu yapıyordum bir anlamda. Bunlar otomatik uçtuğundan tümüyle otomatik hangardan çıkıp pis başına kadar gidip otomatik kalkan bir sistemden bahsediyoruz ve gece dönüp binen. Orada bir hata yaptık ve işte uçak kaza geçirdi. O zaman biraz tabii tarihimize de baktığımızda bu işler hep böyle bazı kazalarla veya talihsiz olaylarla bir anlamda akamete uğradığından o zaman çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Ama bütün mesele burada mücadele etmeye devam etmek. Yani mücadele bir tarafın, savaş da böyle, bir tarafın savaşma azminin, mücadele azminin bittiği yerde biter. Siz gayretinizi, yani mücadele etmeye devam ettiğiniz sürece bitmez. Oyun bitmez, işte mücadele etmez, savaş bitmez. O zaman epey bir üzülmüştüm, çok bir yıkım gibi olmuştu ama sonra tabii hemen toparladık. Sonra uçağı muhteşem uçurduk. Telafi ettiniz, evet. Peki, çok başarılı bir mühendissiniz. Fakat çok başarılı bir mühendis de olsa insan neyi hesap edemez? İşte başarılı kelimesine biraz takım. Söylemiştim az önce. Yani başarı dediğiniz şeyi ben biraz daha farklı tanımını yaptım az önce. Başarı benim için gerçekten. Yani ben yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Seviyorum. Özellikle ülkemize, insanlığa faydası dokunduğunu düşündüğüm her çabadan büyük lezzet duyuyorum. Bunlar bazen çok yorucu oluyor. Ama niyetlerimiz de iyiyse bunun başarı olduğunu düşünüyorum. Yani sonucun değil açıkçası. Gayret etmenin. Bu da beni huzurlu kılıyor. Bir anlamda gönlümü mutmain kılıyor diyebilirim. Kendinizi en çok hangi konuda eleştiriyorsunuz? Evet. Kendimi hangi konuda eleştiriyorum? Her konuda eleştiriyorum. Sık sık hatta soruyorum. İnsanlara da, çevreme de, dostlarıma da ne düşünüyorsun diye. Bununla ilgili yani bir, herhangi bir davranışım olabilir veya fikrim olabilir. Bunu sorgulamayı seviyorum zaten. Ve bence biraz tekamül de böyle oluyor, ilerleme. Yani hiçbir şeyin, yani işte bu bardak gerçi ağzına kadar dolu ama neredeyse boş tarafı da var. Şunda bir yardım, bir şey var, boşluk var. Evet. Peki zor insan kimdir? Zor insan kimdir? Evet. Ve şu anda pike yapıyoruz. Evet, zor insan kimdir? Zor hangi anlamda ama? Zor insan geçinmesi zor anlamında. Yani bir takım prensipleri var ve mayınlı bölgeleri olan diyelim. Ve karşıdaki onu hesap etmeyince bir patlama olur. Mesela o zorlaşır iletişim kurmak. Evet, yani evet iletişim iletişimle alakalı da öğrendiğim şeylerden bir tanesi iletişimin sadece %7'sinin kelimelerle oldu. Kelimelerin kendisiyle ilgili olduğu siz daha iyi bilirsiniz tabii. Herhalde zor insanlar biraz daha bu iletişim dilini kurmakta zorluk yaşanılan insanlar diye düşünüyorum. Çok kızdığınız zaman ne yaparsınız? Evet, biliyoruz. Çok kızdığım zaman, evet çok kızdığım zaman sabretmeye çalışırım. Ne kadar sabredebiliyorsam. Tabii yani frenlemeye çalışmak lazım o zaman da. Çünkü o da öfke de çok dipsiz bir vadi. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Yani pistten çıkıyor musunuz hiç?
pisten çıkıyor muyum? Yani nasıl pisi nasıl olmalı? Şüpheci misiniz, meraklı mısınız? Yani meraklıyım. Çünkü ikisini de aslında ortak bir yerde buluşuyor ya. Meraklıyım. Şüpheci saymam kendimi. Hatta meraklıyım ama çok. Yani çocuk yapımda var o. Evet. Meraklı olduğumu düşünüyorum. Yani sorgulamayı seviyorum ama şüpheci değilim. En sevdiğiniz insan için ne icat etmek isterdiniz? Mesela işte Aybüke için. Evet, IB2 için ne icat etmek isterdim? Bunlar tabii ilk defa karşıma çıkan sorular. O yüzden hemen bir de ben iyi cevaplar vermek istiyorum. O yüzden ya çok güzel veriyorsunuz, sıkıntı değil. Hani böyle bir baba kızı için. Şimdi IB2 eve civciv aldı. Onun en büyük mutluluğu eve 7 tane civciv aldık. Kedisi de var tabii. Kedisi zaten meşhur. Yani IB2'nin kedisi bile meşhur işte. Şimdi civciv aldık eve. Maşallah. Onların böyle ısıtıcısı falan, ben de çocukken çok besledim. Tavuk civciv çok severdim de. Şimdi onu mutlu etmek için ona civcivleri böyle eğlendirecek bir şeyler olabilir yani. Küçük böyle kaykay olabilir. Ay çok güzel. Paraşütle biz çünkü çocukken civcivlere paraşüt falan yaptığımız, hatta onun da çok hoşuna gidiyor. Öyle şeyler olabilir. Yani civcivleriyle oynamasını sağlayacak bir şey olabilir. Yani kolaylaştırıcı da mesela bir şey olabilir. Tabii biraz ortalığı biliyorsunuz böyle onlar şey, kirletiyor. Yani mesela bu daha çok hani birçok alanda, sivil alanda da çok insanların hayatını kolaylaştıran çok güzel fikirlerinizin olduğunu biliyorum. Bir taraftan mühendisliğin yanı sıra aslında kalbi mühendisliktir. İnsanların hani sevdikleri için bir şey icat etmesi. Var mı böyle bir, ya işte emekli olduğumda şöyle yapacağım, şunları icat edeceğim, icat edilecekler falan sırası. Yani öyle bir düşüncem pek olmadı biraz şey, da. Evet. Keşfedilmemiş bir şey var mı diye mesela merak ettiniz mi? Yani bu hastalıklara özellikle zaten. Şu biyomedikal alanlarla alakalı açıkçası biraz okuyorum. Yani teknolojinin farklı alanlarını okuyorum ama çaresiz zor bulunan hastalıklarla alakalı, bunlarla alakalı bir şeyler yapabilir miyiz? Biliyorsunuz bu pandemide aşı çok gündeme geldi. Var mı öyle bir... Ya şimdi tabii ben elektronik ve uçak mühendisiyim. Yani ihtisasımı bu alanda yaptım. Bunda uzmanlaştım. Uçakları da o kadar çok sevdim ki hayat boyunca. Böyle tümüyle derinlemesine yani bunda uzmanlaştığımdan biraz... biraz böyle acaba yapabilir miyim gibi sorularım oluyor tabii. Bir taraftan da mühendislikte yani o her bir birime çok derin yani bilim de öyle uzmanlaştığınız konular oluyor. Ben robotik ve kontrol uzmanıyım. Ama bir taraftan da işte 13 farklı disiplinden oluşan büyük bir ekibi yönetiyorum. İşte 1600 kişi kadar bizim ekibimiz. 900'ü mühendis. Ama o kadar derinleşiyorsunuz ki bir taraftan, o kadar derinleştikçe şunu da iyice görmeye başlıyorsunuz. Aslında mühendisliğin hepsi bir. Yani o derinliği aynı, o derinliği başka bir dalda da, işte makine mühendisliğinin bir alt dalında da uygulayabiliyorsunuz. Çünkü hepsinin ifade eden dil matematik. Bu biraz şeyde de böyle, biyomedikalde de böyle. Yani son dönemdeki işte... Bir anlamda mühendisliğin de biyolojiye ve tıbba girmesiyle bu alanda yaşadığımız bütün gelişmeler aslında biraz mühendislik bakış açısıyla aslında yapılmış yani buluşlar ve keşifler, icatlar bir anlamda. Öyle yeni teknolojilerin gelmesi. O alanlara kafayı yoruyorum açıkçası. Yani robotik cerrahi çok yakın bize. Yani robotlarla yapılan... Yani Baykar olarak işte robotik cerrahi yapan robotlar var. O bize çok yakın bir alan. Dünyada kendi uzmanlığıma çok direkt uygulayabileceğim bir alan. O alanlara da kafa yoruyorum açıkçası. Dünyada var mı şu an robotik cerrahi? Tabii var. Yıllardır var. Ama bir taraftan baktığınızda çok daha da ilerleyecek. Ama aslında şöyle bir şey. Benim sorduğum soruyu herhalde cevaplayacak da bir şey. Pandemi döneminde çok önemli bir şey yaptınız. Bir solunum cihazı ürettiniz. Ve çok inanılmaz bir zor zamandı ve çok dua aldınız. Yani.
İşte bu benim sorduğum soruyu karşılayan da bir şey. Evet, şöyle, o tabii ki biz bir taraftan dünyada yani bir kriz var. Bütün dünyayı sarmış bir kriz var. Solunum cihazları eksik. Bütün dünyada eksik. Acil ihtiyaç olabilir. Bir anlamda aslında toplumsal bir projeydi. Yani Türkiye'de bu işler yapılır, yapılabilir. Gayret edersek, işte nasıl ki savunma sanayinde ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi. İşte %15 yerlikten %70'in üzerinde, işte 80'e doğru giden bir yerlilik noktasına, hatta dünyada böyle iddialı markalarımız işte insansız hava araçlarında olmaya başladı. Aynısını diğer sivil alanlara taşımak lazım, aynı dönüşümü. Çünkü çok daha büyük sivil alanların hepsi. Böyle bir kriz de var. Bu cihazı da hızlı bir şekilde geliştirmek gerekiyor ki yapan bir yıllardır çalışan üzerine ufak bir girişim vardı. Biz ona destek olduk. İşte mühendislik desteği verdik. Aselsan ve Baykar olarak. Tabii yüzlerce mühendis var ve uzmanlık var bizde. Ben kendim de sabahlara kadar çalıştım. O ekibe liderlik ettim bir anlamda. Bir taraftan da Arçelik sağ olsun çok hızlı üretim kabiliyeti var. Onlar da sabahlara kadar çalıştılar. Özellikle Oğuzhan Bey var orada. Yani hayatını koydu bu işe diyebilirim. Ve o sayede çok hızlı bir şekilde üretildi bu cihazlar. Ve bütün dünyaya örnek emsal teşkil etti. Ne anlamda? Yani Batı'da şöyle bir şey vardı. Ben öleceksem herkes ölsün. Cihazların parçasını yasakla. Hiçbiri yapamadılar. Dünya devleri vesaire. Bu cihazları üretemediler. Gittiler Çin'den aldılar işte. Bizde ise öyle olmadı. Bizde yani bir anlamda şeyden de daha geri olmasına rağmen, bu alanda Batı'dan daha geri olmasına rağmen ülkemiz bunu bir hayat memat meselesi bildi ve bir seferberlikle adeta çok kısa sürede seri üretim hazır hale getirildi bu cihazlar. Binlercesi üretildi. Hatta ihraç edildi. Ülkemizin de ihtiyacını karşıladı. Bunun yanında bir cihazı bile olmayan ülkelere hediye edildi. İşte Somali gibi. Ve biz tabii şöyle başladık yola. Dedik ki öncelikle bu cihazları hediye edelim. Yani ama baktık ki satın alınacak yer yok. Öyle bir kampanya başlattık. O zaman bize mühendisler olarak cihazı da yapmak yakışır. Hem hediye edelim hem de yapalım. Yani Sağlık Bakanlığı'na destek olmak için bu kampanyaya. Allah'a şükür çok iyi sonuçlandı. O iyi bir örnek oldu. Yine yani bir, yani tıp alanında da, biyomedikal cihaz alanında da ülkemizde bir şeyler yapılabileceğinin bir özgüven verdi. Ben o dönemde birçok girişimle görüştüm. Hem doktorlardan, mühendislerden oluşan ekipler. Biz bu projeyi yapmak istiyoruz. İstişare ettik. Neler olabilir? Birçok girişim cesaretlendiğini biliyorum. Bu anlamda. Zaten biraz yapmaya çalıştığımız siz buluş derken biraz yapmaya çalıştığımız şey aslında şu. Hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak hem benim hayat serüvenimde yapmaya çalıştım. Kendim buluş yapmaktan ziyade birilerinin, gençlerin buluşlarını artık ortaya çıkarmak, onların önünü açabilmek ve bu toplumsal dip dalgayı oluşturabilmek. Onu da yavaş yavaş başarmaya başladığımızı düşünüyorum. Yani şimdi Baykar özelinde bakacak olursanız, işte en ufağından başlayıp 6 kiloluk bir uçaktan bugün 6 tonluk, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği bir robot uçağı biz geliştiriyoruz. Nasıl geliştireceğimizi de çok iyi biliyoruz. Bir defa değil, defalarca bu tekrar edildi. Yani 6 kilolukta da insan savaracını, ülkemizin işte o sınıftaki ilk insan savaracıydı. Sonra 2000'li yıllardan bahsediyorum. 2003, 2004, 2005. Sonra işte helikopter, insansız helikopter projesi var. İşte o da silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Operasyonlarda kullanıldı. Sonra Bayraktar. İşte TB1 var. O tabii biraz 4 yıl falan oyalandı ama 2007 ile 2011-12 arasındaki süreçten bahsediyorum. Sonra Bayraktar TB2 ülkemizin ilk siyası. İşte 2014'te envantere girdi. O da birçok operasyona damgasını vurdu. Şimdi de ondan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Hatta Baykar'ın da bütün gelirlerinin neredeyse %80'ine yakınını yurt dışından kazanmasını sağlayan bir proje. Sonrasında da
akıncı var. Yani insansız aracı serüvenine baktığınızda artık defalarca kendini tekrar etmiş, iyi bildiğimiz, nasıl yapılacağını iyi bildiğimiz bir yol haritası var önümüzde geçmişten bugüne i̇nsansız gelen. İnsansız ama çok insani bir araç. bir taraftan sonra da tabii Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı diyoruz. Bunları yani bir mühendis olarak ülkemize kazandırmış olmak, harekatlarda başarılı bir şekilde görev yaptığını görmek, başında hatta harekatlara da biz destek verdik sürekli. Yerinde bir anlamda bir mühendisin yaşayabileceği en büyük manevi tatmindir diyebilirim. Yani ülkesinin faydasına sunmuş olmak bunları. İşte Azerbaycan da yine bu şekilde. Azerbaycan'da da kullanıldı. Orada üç kardeşi görüyorsunuz. Abim, ben, kardeşim. Abimle benim aramda bir yaş var. Hepinizin hayalleri de aynı mıydı? Hep aynı hayalin yolcusu musunuz? Yani hepimizin hayalleri aynı oldu. Evet. Süper. Hiç böyle ayrıştığı noktalar oldu mu? Kavganız oldu mu mesela? Kardeşim? Yani biz tabii Karadenizli bir babanın üç tane erkek. Evet. Babanın, annem de Kastamonulu. Tabii ama Karadeniz biliyorsunuz az çok. Baba tarafı Trabzonlu. Biliyorum. Evet, yani üç oğlan olunca elbette sürekli. Ama hayaller ortak. Peki, asıl merak ettiğim. Dünya umurunuzda. İnsanlığa hizmet umurunuzda. Fakat insanların, bunu şey anlamında söylüyorum, parantez açıyorum. Evet. Eleştiriler anlamında söylüyorum. Olabilir. Eleştirileri dikkate alma kriteriniz nedir? Eleştirileri ben dikkate alırım. Ama iftiraya vardığı zaman o zaman biraz daha hassas. Yani şunu soruyorsunuz herhalde, medyada veya farklı yerlerde çıkan... Yani şu an yani hep her şey. Hayatınızın genelinde. Yani iftira... Yani insanların ne dediği umurunuzda mı? İnsanların ne dediği elbette umurumuzda. Ama tabii şu anlamda umurumuzda, siz bir kere en başta şu önemli. Ben yani yaptığınız işte bir kere niyetinizden emin misiniz? Bu çok önemli. Bu bir. Bunun yanında düsturunuzdan emin misiniz? Yani o ahlaktan, namustan, etikten ayrıldınız mı? Buradan sapmıyorsanız kim ne derse desin. Yani birileri bir yola çıktığınızda elbette bütün, yani bütün yollarda diken ve taşlar ve sarp kayalıklar olabilir. Hatta değil yoksa o gittiğiniz yol belki yol değildir. Yani çok doğru bir yere doğru gitmiyor olabilirsiniz. Hiç hep dümdüz sahillerde yürüyorsanız çıkacağınız yerde çok iyi olmayabilir. Yani işte bu programın başında sordunuz ya, bu Araf'ta mısınız diye. Evet. Yani neredeyse acaba ben neredeyim, nereye gidiyorum diyebileceğiniz kadar belki zor olduğunda, sarp kayalık ve dikenli olduğunda, zorlu olduğunda çıktığınız yer belki doğrudur. Ama burada en önemlisi şu, sizin siz yani hak bildiğiniz yolda mı gidiyorsunuz? Dost doğru bu yolda ilerliyor musunuz? Eğer ondan eminseniz kimin dediği değil, çok önemli değil açıkçası. Selçuk abi olmak hoşunuza gitti mi? Yani ben hep tabii... Yani ben çünkü herkese Selçuk abiye selam, Selçuk abi, Selçuk abi. Böyle bir şey var. Bu abilik mahallede de böyle miydi yani? Sizin mahallede de çocukların Selçuk abisi miydiniz? Yani... Kendi ekibimde, yani mühendislik ekibimizde bütün arkadaşlarımız biraz daha abileri gibiyim. Yaşım biraz daha büyük. Benim de abilerim var. Benden yaşı büyük olanlara ben de abi diyorum. Selçuk abi oradan geliyor bir anlamda. Şimdi Teknofest'te de tabii yüz binlerle buluşuyor bizim çalışmalarımız. Oradakilerden biraz yaşça büyüğüm. Çok da değil ama. 42 yaşındayım ama biraz daha halen daha kendimi daha genç hissediyorum. Çok da ayrışmak istemiyorum açıkçası. Öyle. Şimdi Selçuk abi derken şunu söylemeye çalıştım. Yani çocukların, gençlerin Selçuk abisi. Hani sizi gördüklerinde böyle ben konuşuyorum.
arkadaşlarımızda böyle dertlerini size anlatmak istiyorlar. Yani hani bir insana bakarsın biraz çekinirsin. Çünkü ketumdur. Bir insana bakarsın böyle bir nehir gibidir. Akarsın. Bir insana bakarsın gerçekten derdini anlatmak istersin. Siz öyle bir Selçuk abi olmuşsunuz. Bence hani başarı nedir diye sormuştunuz ya. Bence galiba bu. Yani bu başarı tanımı olabilir, evet. Kabul oldu mu? Yani bu da bir başarı tanımı olabilir tabii ki. Nasıl baktığınıza bağlı. Peki şimdi yavaş yavaş programımızın... Evet, bir araya gidiyoruz. Araya gittikten sonra asıl zor sorularımız işte. Bunlar eyvah, bir ısınmaydı. Bunlar böyle bir... Isınma turu ise. Sizin tabirinizle ne diyorlar ona? Türbülans? Yok. Türbülans değil ya. Ben. Giriş. Giriş, evet. O şeyde şu anda daha yükselmedik. Daha göreve varmadık, evet. Zor sorular gelecek. Peki. Tabii şaka, latife yapıyorum. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Bir tane de, hatta iki tane de güzel bir sürprizimiz var size. Güzel şeyler yaptık. Bakalım beğenecek misiniz? Bir reklam arasına gidelim. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Arap'ta Sorular programına devam edeceğiz. Muhteşem sohbetimizi kaçırmayın efendim. Arap'ta Sorular programındayız. Değerli 24 TV izleyicileri, çok sevinçliyiz. Güzel bir muhabbet içerisindeyiz. Kim var programımızda? Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar. Nasıl gidiyoruz? İyi misiniz? İyiyiz. Programda çıkarken heyecan duyar mısınız böyle? Çekinir misiniz? Korkar mısınız? Yani biraz heyecan oluyor. İster istemez. Başlangıçta. Şu anda öyle. Süper. Şimdi Selçuk Bayraktar aslında bütün formülü biliyordu. Formülü biliyordu. Peki. Evet. Ya bu topraklarda milli teknoloji hamlesi nasıl gerçekleşir? İşte bir paradigması, feraset. Bunlar tamam. Şartlar. Bilmiyordum formülü bu arada. Evet. Yolda keşfedilmiş bir şey. Evet. Tamam. Ve peki, devam ediyoruz. Tamam. Formülü yazıyoruz henüz. Yani formülü, evet. Bu hayat boyunca. Süper. Devam ediyor bu. Evet. Şartlar, inanış böyle bürokrasi ya da işte engeli ya da toplum derken. Bütün bunların gölgesinde mücadele ederken aslında bir gurbeti yaşıyorsunuz. Evet. Yani hayalinizin gurbetindesiniz. Her şey tamamken onu gerçekleştirememe duygusu. Yani şartları acaba olacak mı ya da olmayacak mı duygusu. İşte burada sabır ve ümitsizlik arasında işte bir araf durumu ortaya çıkıyor. Evet. Öyle bir gurbeti gerçekten hissettiniz mi? Yani bunu tabii sık sık yaşıyorsunuz. Bütün yeni yola çıktığınız mücadelelerde bu var. Zaten öbür türlü mücadele olmaz. Sonucu bilseniz bunun bir kıymeti olmaz. Ve çok kolay yapılabilecek bir şey olsa o zaman da yine kıymeti olmaz. Zaten kıymetli kılan ne kadar zor olduğudur ve ne kadar bilinmez olduğudur. Ne kadar büyük engellerle karşı karşıya kalacağıdır bu mücadelenin. Bunu yaşıyoruz tabii. Bütün mücadelelerimizde yaşıyoruz. Teknofest bunlardan bir tanesi. İlk yıl ilk yıl özellikle epey acaba olacak mı? İnsanlar rağbet edecek mi? Bu kadar emek veriliyor. Bu kadar kurum birlikte yapıyoruz. Yani, orada çekinceniz neydi? Halkın rağbeti mi? Dönüşüm mü? Yani şimdi hiç benzeri tepkisi yapılmamış bir etkinlik o güne kadar. Yani Kiraz Festivali var, işte konserler var, fuarlar var. Bunun yanında hava gösterileriyle alakalı etkinlikler var. Ama teknolojinin festivali, teknolojinin fuarı olur. İşte teknolojinin sempozyumu olur. Fuar dediğiniz ticari maksatla yapılır. İşte havacılığın hava gösterisi olur. Değil mi? Yine ticari maksatla, tanıtma maksadıyla yapılır. Ama teknolojinin festivali. Şimdi bu belki futbol deseniz, futbol festivali deseniz çok popüler bir konu. Herkes futbol oynuyor toplumda, seviyor da. Veya işte Tekirdağ'da bir Kiraz Festivali var. Harika da bir yer. Yılda bir defa oluyor bildiğim kadarıyla. Farklı farklı böyle festivaller de var. Bütün üreticiler kirazlarını getiriyorlar, sergiliyorlar. Oradan kimisi ticaretini yapıyor, kimisi tanıtıyor. Çok da güzel bir sonuç ortaya çıkıyor ama teknolojinin festivalini yapacaksınız. Şimdi teknolojiye de biz ne üzerinden yapacaksınız? Teknolojiyi geliştirme fikri üzerinden. Teknolojileri alıp yani şunu dediğinizde
en iyi telefonları önünüze koyacağız. İnsanlar buna çok merak salabilirler. Yani işte yepyeni bir telefonun tanıtımı çıkıyor. Yüz binlerce izleniyor sosyal medyada, hatta milyonlarca, değil mi? Hı hı. İşte yabancıların yaptığı, yabancı markaların yaptığı eserleri koyacaksınız. Bunları da çok güzel tanıtacaksınız. Buna bir rağbet olabilir ama burada diyorsunuz ki işte biz bizim yaptığımız teknolojileri de sergileyeceğiz. İşte insanlar gelip bunlara dokunacaklar. Hatta işte en imkanı olmayan bir çocuk gelecek, bu uçağa dokunacak ve ileride işte Türkiye'nin uzay programını inşa edecek. Şimdi bu hiç benzeri olmayan bir etkinlik Teknofest. O kadar da büyük seferberlik olmuş. O kadar işte kurum tabii büyük paydaşlı bir organizasyon. İlk yıl o kadar değildi. 19 paydaşı vardı ama o zaman bayağı bir karabasanlar gördük diyebilirim. Acaba insanlar gidecek mi buraya bu etkinliği anlayacak? Yani ne yapmaya çalıştığımızı anlayabilecekler mi? Çocuklarını getirecekler mi? Ama tam tersi oldu. Bütün bu bilinmezlik bir anda öyle bir görüntüye büründü ki hatta ben onu ilk sabah hissettim. O alana kendi kızımla beraber, işte eşim ve kızımla beraber gittik. Evet, çok birdenbire çocuklar geldiğinde orası böyle büyülü bir şeye dönüştü. Büyülü bir yere, böyle çocuk masallarında, hikayelerinde olur ya, böyle öyle bir yere dönüştü. Öyle bir duygusu vardı. Ve öyle de devam etti. İşte 550 bin kişi geldi. Biz var videolarımız, organizatör arkadaşlarla birlikte iddialaşmışız işte kaç kişi gelir. En yüksek söyleyen 150 bin söylemiş. Yani 150 bin insan gelse bu çok çok işte hakkını vermiş olur. 550 bin insan geldi. Bizim yani en yakın tahminimizin 3 katı insan geldi. İlk yıl, ikinci yıl zaten böyle dünyada açık ara rekor kırdı. Dolayısıyla Teknofest o anlamda, maksadı anlamında Allah'a şükür çok başarılı oldu. Burada başarılı kelimesini kullanıyorum, şu anlamda kullanıyorum. Yani insanlara dokunmaktı maksadı, topluma dokunmaktı. Hangi anlamda? İşte Türkiye kendi milli teknoloji hamlesini gerçekleştirsin. Bizim gençlerimiz, bizim toplumumuz, bizim insanımız bunu yapar. Bakın burada eserleri var, yaptığı eserler var. Bunları da başarmış. Biz yeter ki işte onların önündeki engelleri kaldıralım. Kendi bakış açımızı değiştirelim. Toplumsal bakış açımızı bu meselelere değiştirelim. Bunların önemli olduğunu, sadece işte tüketmenin değil, tüketmek en, yani buradaki en zayıf eylem olduğunu, teknoloji tüketmenin o en basit eylem olduğunu, asıl olanın hatta üretmek de değil, teknolojiyi geliştirmek olduğunu, yani hatta bunu hayalden alıp işte hayal et, araştır, geliştir, ondan sonra üret. Bu mottoyla, bu bir anlamda bu zincirle, bu halkaları oluşturduğu bu zincirle yaptığınızda işte milli teknoloji hamlesi gerçek anlamıyla ülkemize fayda sağlar, insanlığa fayda sağlar. Bu mesaj toplumla buluşmuş oldu Teknofest'te. İlk yılda öyle bir bilinmezlik vardı. İlk yıldan aşmış oldu ama o giden süreçte tabii çok sancılı oldu diyebilirim. Çünkü insanları inandırmanız lazım. Yani teker teker o paydaşların hepsine gidip anlatmanız lazım. Böyle bir şey yapacağız. Herkes tabii şöyle düşünüyor. Yani bu bir kere hemen sonucunu göreceğiniz bir şey değil. İşte tarlayı bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıl ekeceksiniz. 10 sene sonra bir şeyler çıkmaya başlayacak ve bu hayal. Benzeri de yok. O anlamda ben tüm paydaşlarımıza da, yani ilk yıldan destek veren tüm paydaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Bir hayale destek verdiler tüm o kurumlarımıza. Ve o hayal Allah'a şükür bugün işte Türkiye'nin de sınırlarını aşmaya başladı. Şimdi ben Teknofest'e geldim. Şunu hissettim ya, orası tam bir Türkiye'ydi açıkçası. Yani insanların bütün ideolojik barikatların önüne koyduğu tek şey bir sahiplenme duygusunu gördüm. İnsanlar bunu biz yaptık duygusunu aslında orada hissettim. Bu çok önemli, muhteşem bir anda benim için. Dolayısıyla aslında bir toplumsal devrim de gerçekleşmiş olmuş. Yani benim anladığım kadarıyla. Evet, bir teknoloji devriminin yanı sıra bir toplumsal bir devrim de gerçekleştiğini gördüm. Peki bir devrimciye sorarsak şu anda, bir devrimciyle canlı canlı sorarsak. Bundan 5 yıl sonrası ya da 10 yıl sonrası Selçuk Bayraktar
Allah'ın izniyle neyi konuşuyor olacak? Evet, yani yine güzel bir soru. Tabii Teknofest özelinde hedefimiz ülkemizin az önce de bahsettiğim o toplumsal seferberliği ve dip dalgasını oluşturmaktı. Teknofest'te de bunu bütün bu meşaleyi, yalan meşaleyi bütün topluma yaymaktı. O rüzgarı estirmekti bir anlamda. Onun adım adım başladığını ve iyice tutuşmaya başladığını görüyoruz. Şöyle anlatayım. İlk yıl bizim tabii Teknofest'in kalbinde yarışmalarımız var. Teknoloji yarışmalarımız. Dünyada bu yarışmalar yeni bir teknolojiyi doğururken kullanılıyor. Yani bugün kullandığımız arabalar bile işte Paris'te yapılan bir yarıştan doğuyor. 1800'lerin sonunda olması lazım. Sonra otomotivdeki en büyük devrimlerden biri işte şimdi akıllı arabalar geliyor. Yavaş yavaş işte kendini park eden arabalar, yolda otomatik giden arabalar en büyük devrim. Kendini park eden araba mı geliyor? Var şu anda arabalarda var görüyorsunuz belki. Belki görmüşsünüzdür. Bazı benim kullandığım öyle bir araba yok da gördüm. Yani standart modellere bile yavaş yavaş girmeye başladı. Park asistanları vesaire ama otomatik en büyük devrimlerden çok bir tanesi güzel. Biliyorsunuz işte elektrikli arabalar ve akıllı arabalar. O da bir 2000'li yıllarda yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük ödüllü bir teknoloji yarışmasıyla başlıyor. O gün o yarışmaya katılanlar dünyada bu alanın öncüleri. Şimdi bu gibi yarışmalar var. Geleceğin trendini içeren teknoloji yarışmaları bunlar. Bunları da bu paydaş kurumlarımız düzenliyor. Ve tüm bir anlamda tüm topluma da bu yarışlar mal ediliyor. Ne anlamda? İşte nasıl ki bir lig maçını herkes izliyorsa, merak edip açıp izliyorsa, hatta tuttuğu takım şampiyon olduğu zaman da böyle bir kutlama oluyorsa, burada da biraz ona, o kadar olmasa da biraz ona yakın bir hava esiyor. Yani tüm toplumun önünde gerçekleşiyor. İşte Cumhurbaşkanımız gelip ödül veriyor. Bu yıl Aziz Sancar'la beraber verdi. Bakanlarımız ödül veriyor. Bu çocuklar işte ülkemizi geleceğe taşıyacak çocuklar olduğundan, ülkemizin aydınlık yarınlarını temsil eden çocuklar olduğundan, işte bu tam bağımsızlık ve müreffeh olma yolculuğunda ülkemizin, onlara marifet iltifata tabidir deyimiyle böyle ödüllendiriliyorlar. Şimdi bu yarışmalara katılan çocuklar da ilk yıllarda tabii biz mesela roket yarışması var dünyada sadece iki yerde yapılıyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de Türkiye'de ülkemizde yapılıyor. Bu yarışmada hedefimiz de işte ülkemizin uydu teknolojilerini geliştirecek çocukları yetiştirmek. İnşallah onlar kendi uzay teknolojileriyle alakalı girişimlerini de kuracaklar. Kimileri mikro thruster yapabilir. Kimileri uydu haberleşmesiyle alakalı bir teknoloji yapabilirler. Kimileri işte uzaya yük taşıyacak roketleri tasla, kimileri uzay ajansında çalışabilir. İlk yıllarda sorduğumuzda o çocuklar, 30 gününde yapılıyor bu yarışma. Ne olmak istiyorsun? Böyle hayalleri biraz bana kimilerinin çok iddialı gelmemişti açıkçası. Yani şurada mühendis olmak istiyorum sadece. İşte veya bir kurumda çalışmak istiyorum. Şimdi mesela tabii 4. yılını biz düzenledik Teknofest'in bu yıl. Bu yıl artık biz işte şunu yapacağız, dünyada da bir numara olacağız diyen çok öğrenci gördüm. En iddialı hayali olan çocuk kimdi? En iddialı hayal dediğimiz şey ne mesela? Çok iddialı hayal. Yani iddialı hayal biraz işte 2005'te benim bir videom var. Dolanır işte Türkiye dünyada bu alanda bir numara olur falan gibi. Bu işler Türkiye'de desteklenirse insan ufacık bir elinde bu kadarcık bir uçak var. Dünyada bir numara olur. 5 sene içerisinde dediğim gibi böyle hayalleri olan çocuklar var artık ve sayısı bunların çok artmış durumda. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk. Biraz da açıkçası bunu beklemiştim. Şimdi görüyoruz yani Anadolu'nun ülkemizin her yerinden gelen 81'inden biz bu yıl 50 bine yakın başvuru aldık. Yani 200 bin öğrenci başvurdu. Maşallah. 200 bin öğrenci yani bir teknoloji platformu, yarışmaları platformu Teknofest 36 tane. 200 bin çok büyük bir rakam Esra Hanım. Yani 50 bin başvuru demek. Bunlar böyle çoktan seçmeli
sınav kağıtlarını işaretleyen çocuklar değil bu arada. Yani proje yazıyor her biri. 50 bin takım. Ve o projeleri işte bağımsız akademisyenler tarafından denetleniyor. Yani bizim paydaşlarımız ve düzenleyici kuruluşlar tarafından her bir yarışmaya yüzlerce başvuru oluyor. Ve o projeleri de üniversite seviyesinde olabilir, lise seviyesinde olabilir, yüksek lisans seviyesinde olabilir. İşte sağlıkta yapay zekadan robotaksiye, işte roket yarışmasından insansız hava aracı yarışmasına, insanlık yararı teknolojilerden işte çevre teknolojilerine, hatta tarımda tarım teknolojileri de 2 yıldır var Tarnet paydaşlığıyla düzenlediğimiz. Bütün bu alanlarda ben şunu gördüm. Teknofest'in de en önemli hedeflerinden bir tanesi buydu. Çocuklar artık kendi girişimlerini kurmaya başlamışlar. Hatta bu girişimler ticari kazanç elde etmeye başlamış. İlk yıl bir insansız sualtı yarışmamıza katılan bir genç kardeşimiz ekibiyle birlikte, genç kız kardeşimiz İzmir'den, kendi ekibiyle birlikte takımını kurmuş. Hatta bu alana ilk defa o yarışma sayesinde merak salmış. Üniversite öğrencisi. Şimdi o girişimlerinin yaptığı ürünü, robotu bayağı ciddi bir ticari hacme de ulaştırmış. Bunlar açıkçası istediğimiz örnekler, görmek istediğimiz örnekler, bu gibi örnekler. Bunların 5 sene içinde yani o kadar çok tohum atıldı ki bir anlamda. On binlerce tohum atıldı ve on binlerce bu atılan tohum diyor ki ben Türkiye'nin tam bağımsız ve müreffeh yarınları için işte milli teknoloji hamlesi idealiyle insanlığın ve ülkemin faydasına teknoloji geliştireceğim diyen on binlerce genç var ve dünyada da çok iddialı olacağız diyorlar. Yani bu öğrenilmiş çaresizliğin bir anlamda bir anlamda yok oluşunun başlangıcı. Ha bunu da biz bir festivalle kutlayarak yapıyoruz. Siz devrimci dediniz. Evet, Teknofest biz ekibimiz adına bir devrim olarak görüyoruz ama tabii devrimler nasıl kanlı olur değil mi? Teknofest de böyle coşkuyla, yüksek enerjiyle gerçekleşen bir toplumsal devrim bir anlamda ama böyle kutlanarak, emek vererek, sevgiyle harmanlanmış bir devrim. Bütün anlamı da buydu. Yani bütün kurgulanış şekli de bu şekildeydi. Herkes oraya bir anlamda havacılıkta bir gelenek vardır. Bir işte uçağı yıllarca siz geliştirirsiniz, ilk uçuşa hazırlarsınız. İlk uçuşta da işte ne kadar çalışan varsa işte binlerce olabilir bu, yüzlerce olabilir. Teknisyen ve mühendis insanlı bir uçaksa bir torbaya herkes cüzdanını koyar. Pilota teslim eder. İlk uçuş çünkü en tehlikeli uçuştur. Yani en bilinmeze atılan adımdır. En zor uçuştur bir anlamda. Çünkü hava aracı ilk defa gökyüzüyle buluşacak ve en fazla acemiliğin olduğu teknik anlamda noktadır. Sonrasında tecrübe ettikçe her şey daha kolaylaşır. Ama o bir anlamda o güvenin eseri olarak tüm o çalışmayı yapan ekip pilota işte bir kimliklerini, cüzdanlarını bir torbaya koyup teslim eder. Ve bir anlamda biz sana en kıymetli şeyimizi emanet ediyoruz demek gibi bu. Şimdi Teknofest'te de biraz öyle oldu. İlk yıl o ilk uçuşta, ilk denemesinde, Teknofest'in ilk uçuş denemesinde Bizler en kıymetlerimizi, milletimiz en kıymetlisini, yani çocuklarını, yani geleceğini getirip Teknofest'te bir anlamda uçuşa emanet etti. Ve Allah'a şükür, yani biz şunu söyledik. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programında çalışır. Belki ileride işte ülkemizin tüm o geleceğin aşılarını bulacaktır. İnsanlığı kurtaracak biyomedikal çalışmaları yapar. Hastalıklara tedavi olacak. Bunları söyledik. Ve o dokunuşu da gerçekleştirdi. Teknofest'e Allah'a şükür. Ve bu dönüşümü
adım adım işte 5 yıl sonra dediniz ya, 5 yıl sonra ben çok daha fazla girişim göreceğimizi düşünüyorum. Yani İHA SİHA gibi hikayelerin çok daha fazlasını görmeye başladık da. Şimdi İHA SİHA biraz insanların ilgisini çekiyor tabii. Yani büyük muharebelerde kullanılınca daha bir öne çıkıyor. Yani nasıl ki dünyada da aşıyı ilk Türkler buldu. Biz istiyoruz ki Türkiye, yani yurt dışında buldular tabii. İstiyoruz ki Türkiye'deki anlayış ve ekosistem dediğimiz o Ona iklim, müsait aslında. evet, o kadar dönüşsün ki Türkiye'den çıkabilsin. Bu gibi büyük icatlar, büyük buluşlar. Tabii bu arada şunu da unutmamak lazım. Yani bir pandemi olmasaydı o çalışma bu kadar rağbet görür müydü? Yani o çalışma yine Çok büyük bir önemli. çalışma. Değil mi? Yani çok önemli bir çalışma insanlık için. Belki kanserin tedavisinde kullanılacak. Kanser gibi belanın, insanlığın büyük belaların tedavisi, şifası olacak bir çalışma. Pandemi olmasaydı bu kadar rağbet görmezdi. Değil mi? İşte biraz bunu da anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bu çalışmaların hepsi önemli. Bugün pandemi var diye önemli değil. Çalışmanın kendisi çok önemli. Çünkü insanlığın büyük bir derdine çare olabilecek bir çalışma, bilimsel bir çalışma. İşte İHA SİHA hikayesinde de biraz böyle. İHA SİHA bugün işte terörle mücadelede çok büyük bir başarı gösterdiğinden çok büyük kıymet görüyor değil mi ülkemizde? Peki öyle olmasaydı kıymetsiz mi olacaktı bu teknolojiyle uğraşmak? Hayır. İşte bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bir anlamda bakın bu alanların hepsi önemli. Hepsinde ülkemiz işte tam bağımsız ve müreffeh olacaksa, ki savunma sanayi tam bağımsızlık için önemli, ama diğer sivil alanların hepsini geliştirmek, dünyada da en büyük dönüşüm rüzgarı teknoloji üzerinden geliyor. Medeniyetimizin sesi daha güç çıkabilecekse muhakkak bu teknolojileri geliştirmek zorunda, o günkü konjektürden bağımsız olarak. Yani Kesinlikle. pandemi var veya yok, terörle mücadele var veya yok, dan bağımsız olarak bu teknolojilerin hepsinde var olmamız lazım ve hepsi de önemli. En az futbol kadar, futbolun onda biri kadar diyelim, önemli. Sever misiniz? Futbol oynamayı Hiç anladığım bir şey değil. Yani ayak oyunu olduğunu biliyorum ama onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Tabii oynamayı severim ama çok da iyi bir oyuncu değilim. Ama tabii dizim biraz sakat. O yüzden futbolda da kolay sakatlanıyorsunuz. Biraz daha şu anda voleybol biraz daha hafif olduğundan arkadaşlarla beraber mesai arasında o tarz sporlar yapıyoruz. Voleybol biraz daha hafif olduğu için. Eyvallah. Ya, konuşurken ne olur yanlış anlamazsınız, bir şey soracağım. Aklıma geldi. Çünkü benim öyle bir çocuklar arasında, çocukluğumuzda çok olurdu. Sizin de merak ediyorum oldum diye. İlk uçağı ne zaman bindiniz çocukken? Babam pilot kursuna gidiyordu. O beni götürmüştü. Orada bindim, koltuğa oturdum. Hatta uçtum da. Zaten 8 yaşındaydım. Resimleri de var. Evet, Yani harika ömür fotoğraf. boyu tabii unutmuyor insan. Bir defa öyle, bizim festivalin de mottosu var. İşte ayakları yere basmayan festival. Bir defa ayağınız yerden kesildi mi bir daha normal basmıyor zaten. Teknofest'te de bunu hep yapmaya çalıştık. Binlerce insanımız, hem İçişleri Bakanlığımız hem sivil havacılık, sportif havacılık şirketleri gelip uçurdular bilabeden bir şekilde. Süper. Yani çocuklar için söyledim de o Teknofest'te hiç uçağa henüz binmemiş çocukların da gelip orada dokunması çok önemli bir tecrübe oldu onlar için. Evet, yani Süper bir sadece şey. onlar için değil, bizim için de oluyor. Biz de kokpite oturduğumuzda Şimdi. ben de gidip bazı fırsat buldukça oturdum. Bazen savaş uçaklarına da oturtuyorlar, işte kargo uçaklarına da. İnsan tabii hoşuna gidiyor böyle bir an kendini, kaptan pilot hayali, güzel bir hayal tabii. Çok güzel bir şey. Yani ben kağıttan uçak yapmak dışında hocam uçaklarla ilgili çok bir şey bilmiyorum. O yüzden çok güzel yani çok heyecanlı, heyecan verici. Bunu yani çok kelimelerle ifade edemiyorum ama şimdi tarihte bazı şahsiyetler var. Sizin de aslında bütün programlarda bahsettiniz. Benim de sizin sayenizde çok güzel araştırdım kendilerini. İşte bu Legari Hasan Çelebiler, Hezarfen Ahmet Çelebiler, Cumhuriyet döneminde işte Nuri Demir Ağlar, Vecihi Hürkuşlar, daha öncesine gittiğimiz zaman Cezeriler. Şimdi bu şahsiyetlerin hepsinin bir hayali vardı. Fakat yaşadıkları en büyük talihsizlik neydi sizce? Ortak talihsizlik. Yaşadıkları en büyük talihsizlik, ben medeniyetimiz bizim pozitif bilimin kurucularından, hatta bilimsel metodolojiyi
ilk yani bu metodolojiyi ilk sentezleyen, oluşturan medeniyet. Ne demek bu? Yani bilim bir bilgi edinme metodolojisidir aslında. Yani işte kontrollü deneylerle, işte bağımsız gözlemcilerin herkesin dünyanın herhangi bir yerinde yapacağı deneylerle ve gözlemlerle objektif bilgiyi toplama, bunu da dokümente etme, belgeleme ve sonraki nesillere aktarma metodolojisi. Bunun metodunu yazanlar da İslam medeniyeti, baktığınızda İslam medeniyetinin bilim adamları. Ama bu organik bağ 1700'lü yıllardan itibaren, yani baktığınızda şimdi sizin giydiğiniz gözlüğün işte lenslerden oluşuyor. O bilimin kurucusu İbn Leysem. İşte tıp bilimine büyük katkıları olan İbn Sina. Ondan sonra bütün bu telefonunuzda işlemleri yapıyorsunuz. Yani onda işte... Cezeri mi? Yok. Harezmi. Cebrin kurucusu. Yani bütün içindeki o işlemlerin hepsi matematiğin hepsi aritmetikle başlar. Ondan sonra da cebirle devam eder. Ondan sonra da işte kalkülüs dediğimiz biraz daha ileri matematik. Şeyin de bilgisayar biliminde kullandığı cebir, Boole cebridir. Yani bunların hepsinin kökünde bizim medeniyetimiz olduğunu görüyorsunuz. Kurucu medeniyet. Yani bu bilimlerin, ana bilimlerin cezeri de benim de uzmanı olduğum robotik biliminin kurucusu dünyada. Yani peki bu saydığınız isimlerden sizin sizin yola çıkış hikayenizde hangisi çok size yakın bu isimlerden? Yani Cezeri alanın kurucusu dünyada. Ben robotik alanının kurucusu. Ben de robotik uzmanı olarak sınıflandırıyorum kendimi. Yani silsileye baktığınızda hocalarımızın hocası Cezeri. Bu alanı kurmuş ama. Yani bir alanı doğurmuş. Babası bu alanın bir anlamda. Yani atası. Cezeri o anlamda daha yakın. Ama ben şunu söyleyecektim cevaben. Yani biz kurucu olmuşuz. Bu bağın yitirilmesi en büyük talihsizlikleri. Yani biz bu bağımızı koparmışız. Bilimle, teknikle. Belki kültür ve sanat içinde benzer şeyler söyleyenler olabilir ama bilime baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani dünyanın ilk rasathanelerinden bir tanesini yapıyorsunuz. Yani dünyadaki o dönemdeki yaşayan diğer medeniyetlere de bakıyorsunuz. Evet, Takıyüklü'nün rasathanesi, sonra birileri işte padişahın aklına girebiliyor. Rasathane topa tutuluyor. Bu uzay çalışmaları yapan bir yer. Düşünün ki o günün uzay ajansı gibi bakın. Yani Amerika için, NASA bizim için, Türkiye Uzay Ajansı veya işte TÜBİTAK yaptığı araştırmaların yapıldığı gibi bir yer. Buraya donanma geliyor. Sahile yanaşıyor. Şimdi biz burada düşünün ki Kandilli'de yeri hatırladığım kadarıyla. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bazen tophane diye. Yani donanma yanaşıyor. Şuradan top tutuyor. Burayı yıkıyor. Düşünsenize burasının rastlatan. Bir daha kimse o alanla uğraşır mı? Demek ki bu çok yanlış bir iş. Fikri yerleşir bir kere, değil mi? Peki acaba... Yani dolayısıyla bu en yaşadıkları en büyük talihsizlik o dönemki kültürün, yaşayan toplumsal kültürün bir anlamda tümüyle bundan kopmuş olması. Bilim ve teknoloji ile olan bağını koparmış olması ve yüzyıllar boyu böyle gitmiş benim gördüğüm kadarıyla. Yani çok bir şey değişmemiş. Yani cumhuriyetle de yani çok değişmemiş. Var. Aynen öyle. Biz medeniyet olarak kopmuşuz. Ve sadece yani bir anlamda bizim kopmamızla birlikte İslam medeniyeti de kopmuş baktığınızda. Yani çünkü İslam medeniyetinin en büyük işte bir anlamda bayraktarı, en büyük bayrak taşıyıcısı Türk İslam medeniyeti. O da koparmış olmuş baktığınızda. Yani büyük bilim adamları yetiştiren, büyük bilim insanları yetiştiren bir medeniyet, bilimin kurucusu olan bir medeniyet. Elbette o da devralıyor. Yani bilimsel zaten yani bilimsel bilgi birikimi zaten medeniyetlerden medeniyetlere geçiyor bu şekilde. Biz bu bağımızı yitirmişiz. Tam manasıyla belki işte bazı noktalarda kırılım noktalarına dönüşümümüzü tamamlayamamışız ve yüzyıllardır da böyle geliyor. Şu an bizde yaşıyor ama biz belki bunu görmek istemiyoruz. Yani bunu görmek istediğim, yani şuna benziyor. Şimdi biz havanın içinde
var olan varlıklarız değil mi? Atmosfer incecik zar gibi bir şey. Balıklar da akvaryumun içinde yaşıyorlar. Yani onlar için o kadar doğal bir şey ki su var su yok farkında değiller. Ancak suyun dışına çıktığında fark ediyor. Biz şu yaşayan kültürün içinde aslında bununla bağımız yok. Kopmuş durumda bilimle ve teknikle yani geliştirme tarafıyla. Yoksa tüketiyoruz, iyi tüketiyoruz ama kopmuş durumda ve bu o kadar normalleşmiş ki yani soluduğumuz hava gibi böyle zaten diyoruz. Ne zaman ki bunun dışına çıkıyorsun, dünyanın başka bir yerinde bunu geliştiren bir yerde o zaman bu farkı görüyorsun zaten. Nasıl geliştirdiğini. Bakış açısı çok farklı çünkü. Yaşayan bakış açısı çok daha farklı. Toplumda. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Mesela Hezarfen Ahmet Çelebi işte Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuyor işte. Yani en azından öyle söyleniyor. Rivayet. Rivayet. Mesela bu uçuş. Evet. Ya da işte Legari'nin işte mühendisliği. Denemesi. Evet. Denemesi. Yani insanlar da o bağ niye kopmuş? Yani niye tepki göstermişler? Niye algılayamamışlar orada? Mesela bunu niye sevinçle karşılamamışlar? Ya bunu biz yaptık niye diyememişler? Buradaki şey ortak şey ne? Karşı çıkış mı? Direnç ne mesela? Yani tabii o dönemin işte yaşayan kültür ve o dönemin bir anlamda ya tabii orada önde gelenleri yönlendirenlerin toplumun yani toplumu yönlendirenlerin önde gelenlerin yöneticilerin vizyonu da çok önemli. O da dönüşmüş oluyor bir şekilde. Toplum dönüştüğü zaman veya işte toplumu da onlar dönüştürmüş olabiliyorlar. Bazen işte toplumun elinde de çok yapacak bir şey olmuyor belki. Dolayısıyla bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani devrim arabalarına yani hemen geleceğim. Devrim arabalarında evet. Da mesela o yani siz onu tabii daha hissedersiniz. O bir his düeti diyelim ona. O mühendislerin hissettiği duygu çok garip bir üzücü mesela o devrim arabalarında. Mesela yani, devrim arabalarında şöyle bir şey var. O dönemde o dönemin en siyasi en güçlü otoritesi junta lideri sahip çıkıyor aslında bu işe. Bir yandan da o yapmaya çalışıyor. Yani inanılmaz bir siyasi destek var. Ona yaptırtılmıyor. Ve mühendisler de işte büyük gayret gösteriyor. Kısa bir sürede başarılı bir eser konuluyor. Orada da toplumsal bakışın eksik olduğunu görüyoruz. Yani toplumsal bakış şunu satın alıyor. Orada attırılan bazı gazete manşetlerine kurban ediliyor. Yani yolda toplumun kalmış. Önünde bir evet yolda kalmasına toplum böyle zaten biz yapamayız anlayışıyla bizden bir şey çıkmaz anlayışı. Bunu bir de yani biz aslında hür ve bağımsız yaşamış bir medeniyetin çocuklarıyız. Hep. Yani biz asla esir olmadık. İşte sömürge olmadık. Ancak sömürge toplumlarında görebileceğiniz bir yaklaşım bu. Biz başaramayız. Öğrenilmiş çaresizlik yaklaşımı. Yani orada toplumun benim gördüğüm kadarıyla hatası var. Onu satın almış olması. O manşetlere inanmış olması. Çünkü dalga geçiyorlar. Yani rezil evet. Oldu bunlar. Başaramadılar. Biz zaten yapamayız ki o dönemde şöyle bir şey var. Bir şekilde Türkiye yabancı markaların girmesi gerekiyor. Giriyorlardı işte montaj sanayini oluşturmaları gerekiyor. Bu ona bir başkaldırı devrim otomobili. Türkiye'nin işte milli arabası, yerli arabası ve hatta çok büyük siyasi destek olmasına rağmen yani junta lideri o dönemin en siyasi, en güçlü siyasi otoritesinin emriyle başlıyor proje. Orada bile kurban ediliyor. Düşünün ki. Peki siz o mühendislerin hissettiği duyguyu hiç hissettiniz mi? O mühendislerin yaşadığı duyguyu biz bütün bu mücadelemizde o bir anlamda sık sık yaşadık ama onlar kadar sert yaşamadık. Yani orada toplumsal bir şey var. Yani tüm toplumun ortada bırakması var. Biz biraz toplumsal anlamda mesela uçağımız kaza geçirdiğinde 2009'da daha uçak yere düşmeden gazete manşetlerine düştü ama toplum şunu demedi ya demek ki bizim uçağımız uçak yapmışız ki uçak düşmüş çünkü yapmamış olsak düşmezdi. Aa. Tamam yani öyle baktı ve dedi ki helal olsun ya biz uçak mı yapıyorduk? Proje gizli yürüyordu. Düştüğüne göre biz uçak yapmışız ki düşmüş. Ya sakın yılmayın, sakın caymayın. Ya, benzer anlayışın uzantılarını hep gördük. Ya biz yapamayız. İşte dışarının acentelerinin bir anlamda distribütörlerin dışarının çantacılarının türlü türlü tezgahlarını hep gördük. Bürokrasideki oyunlarını yaşadık.
Yani o dönem nasıl işte devrim otomobilinde birileri türlü türlü tezviratlar üretiyorsa bunları hep gördük. Yeri geldi işte atış izni verilmedi, yeri geldi pist iptal oldu, garip garip bürokratik engellemeler, hatta böyle entrikalar, neredeyse çileden çıkartacak, tümüyle yani lanet olsun dedirtecek oyunlar, tezgahlar, bunları yaşadık. Tabii ama asıl olan sabretmek, sonuna kadar dost doğru mücadele etmek. Birileri size dese ki yani ya kardeşim ya işte bu deveyi gidersin ya bu diyardan gidersin, bu da ancak işte şu şekilde işler yürür, gayri ahlaki yollarla yürür. Biz asla bunlara hep dimdik durduk ve hep bildiğimiz yoldan, inandığımız doğrudan, ahlaktan, etikten sapmadık. Hatta askerle birlikte omuz omuza mühendis ekibimizle birlikte benim 2007'den bu yana işte 10 kaç yıl, 14 yıl, 14 yıldır gitmediğimiz üst bölgesi kalmadı. Yani hatta iş evlenene kadar iş yerinde yatıp kalkıyordum. Annem babam da halen daha öyle. Şimdi iş yerinin yakınında oturuyoruz. Ne zaman bir operasyon olsa askerle birlikte, yani birileri bize o bürokrasinin koridorlarını gösterdiğinde biz hep arazideydik. Yani hiç karşılaştınız mı sonra da onlarla? Ben işin şeyin değil. Ya benim tabii çok şeyle açıkçası ben teknik taraftayım. Karşılaştınız mı derken? Yani sizin ilk cesaretinizi kırmaya çalışan, size direnç gösteren ve yönlendiren, aslında inanmadığını gözünüzün içine baka baka söyleyen insanlarla karşılaştınız mı hiç? Yani tabii sonradan karşılaştık mı hatırlamıyorum. Ama hayat devam ediyor tabii yani. Aynı hayatı yaşıyoruz, aynı hayatı soluyoruz. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Yani o günden bugüne baktığınızda ufacık bu uçakla gelen bir çocuğun işte böyle kocaman dev gibi, Akıncı gibi dev gibi eseri yapabileceğine inanmak kolay bir şey değil. Ama yani şuna da benziyor. Bu işte Apple ilk bilgisayarı icat ettiğinde, bakın Apple'ın ilk yaptığı kişisel bilgisayar. Onun da yani bugün bu hayatımızı bu şekilde dönüştürecek, neredeyse devrimsel nitelikte dönüştürecek hayat tarzımızı, yani bu eserleri çıkarmasını beklemek de kolay değil, değil mi? Bu da belki çok gerçekçi olmaz ama asıl olan şu zaten burada, yani o, yani asıl olan o düsturu edinmek. Bu mesele önemlidir demek ve bunu işte bu milli teknoloji hamlesi dediğimiz serüvenin işte yapı taşları ne diyoruz biz? Bir kere geleceğin teknolojisine çalış. Etikten ve ahlaktan asla ayrılma. Bizim medeniyetimizin değerleri olan adalet, merhamet, iyilik, güzelliği en tepede tut. Ne yapıyorsan insanını kendinden öte cemiyetini öncele, cemiyetinden öte ülkeni öncele, milletini öncele, milletinden öte insanlığı öncele. Bunun faydasına yapmaya çalış. Ne yapıyorsan işte hayal et, araştır, geliştir ve üret diyoruz. Hatta milli ve özgün olsun. Yani kendin tasarla bu fikri. Hatta kimseye de benzemeye çalışma, kimseyi kopyaleme. Yaptığın eseri çok herkes beğenmeyebilir ama en azından özgün bir eser yaptığında, yani başkasının kopyası olmayacağından, yarın daha iyi bir şiir yazabilirsin, daha iyi bir eser yazabilirsin ama kopya eserler yapmaya başlayacak olursan bir, özgüvenin zaten eksik olacak. İki, yani daha iyisini yapma imkanı olmayacak. Şimdi bunun örneğini nerede görebiliriz? Mimar Sinan'ın eserleri niye şaheser? Şaheser olmasının sebebi ne? Çünkü bir başka eserin kopyası değil, değil mi? Yani bizim medeniyetimiz hem mana alemine, hem maddi alemi, hem teknik anlamda baktığınızda, bunları her yönden baktığınızda, işine girdiğinizde hissediyorsunuz, değil mi? Mimar Sinan'ın eserlerinde bunu her yönden mükemmeliyeti bir anlamda yakaladığını, mana anlamında da, teknik anlamda da her yönden çok derin olduğunu görüyorsunuz ve kimsenin, yani bunların şaheser olabilmesi kimseye benzememesinden de kaynaklanıyor aynı zamanda. Yoksa şaheser olmazlardı zaten, bir kopyası olurdu şuradaki eserin, bir replikası olurdu. Biz de bu aşılamaya çalıştığımız vizyon bir anlamda bu.
Ve bu yolda sen devam edersen işte yarın aşıyı da bulursun. İnsanlığın büyük belaları, yani başına bela olacak büyük bir belayı da çözüm üretebilirsin. İşte bu İHA-SİHA'ysa ülken için bunu da geliştirebilirsin. İşte sağlıkta yapay zekaysa veya işte akıllı araçlarsa bunu da geliştirebilirsin. Ama bu düsturla, bu şekilde bak. Yoksa diğerine işte yabancı bir markanın temsilciliğini al, fikri geliştirme, sadece üretim yap onun adına. Tamam ya, marketing. Tamamıyla işte montaj sanayi dediğimiz şey, hatta bunun devamı da var ama yani o baktığınızda zaten bizim havacılıktaki serüvenimize baktığınızda aslında girişimler, büyük girişimler olduğunu görüyorsunuz. Nuri Demirağ dediniz ve Ciğürkuş dediniz. Yani onlar gitmiş, Nuri Killigiller montaj sanayi gelmiş. O da bambaşka bir anlayışla gelmiş. Bir anlamda ülkenizi daha bağımlı kılan, sadece o yani o sanayi Tabirinize tesisin kapatacağım. sahibini zengin eden, kendi insanına da bir anlamda kendinden olanı da hor gören ve aslında kendini de tüketen bir anlayış gelmiş. Biz tam tersini söylüyoruz. Bu da aslında Evet. herkesin biraz işine gelmiş o dönemde. Yani neticede devrim arabaları meselesinde o kamuoyunun attıkları manşetlerde yolda kaldığınız mevzusu sizlerin yol almasına sebep oldu. Yani size bir motivasyon oluşturdu. Şimdi asıl mevzu, asıl çok konuşulan bir fotoğraf var, bir görüntü. Eyvah. Tahmin ediyorsunuzdur. Ben Yok gerçekten etmiyorum. çok duygulandığım görüntülerden bir tanesi. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın size sarılmak istediğinde böyle bir eğilip, şimdi o görüntüleri izleyelim, onun üzerine de aslında konuşabiliriz. İlk önce izleyelim, o izledikten sonra ben sorumu soracağım. Haydi bakalım. Solum Teknofest. Milyonların yürekleri, gökyüzünün fatihleri, tam bağımsız Türkiye'nin ay yıldızlı festivali. Çok güzel görüntüler Teknofest sahnesinde. Teknofest yönetim kurulu başkanımız, öğrencilerimizin Selçuk abisi, Nobel ödüllü bilim insanımız Sayın Aziz Sancar'la birlikte, kıymetli yöneticilerimizle birlikte bu gurur tablosunda bu anı ölümsüzleştiriyorlar. Bu milletin çocukları tasarlayıp yarınları. Çok güzel. Şimdi orada bu ben şimdi bütün hemen hemen bütün arkadaşlara, bütün gazeteci arkadaşlara, işte sanatçılardan da böyle değerli abilerimizden genel görüş, konsensüs, herkes çok duygulanmış. Aslında oradaki duygulanmasının sebebi, mesela ben kendimden örnek vereyim. Sanki bir şey gibi, neredeyse yani inşallah teşbihte hata olmaz. Tekrar yeni bir buluş yapmanın heyecanıyla yüzünüzde oluşan o çocuksu gülümseme. Bir tevazunun enerjisi orada ortaya çıkıyor. Ve herkes bu görüntüden çok duygulandı. Herkes bunu çok samimi buldu. Çünkü çok doğal oldu da zaten görüntü. Şimdi bu kucaklaşma sırasında aklınıza ilk gelen ne oldu? Evet. Ve bu kucaklaşma bir tarihin aslında ya da o biraz önce bahsettiğimiz şahsiyetlerin bir uhdesi diyebilir miyiz? Tabii Aziz hocamızın bir kere Teknofest'e gelmesi mükemmel. Ve gençlere bu şekilde örnek olması, onları taltif etmesi, böylesine yaşayan bir gururumuzun biz hayattayken aynı organizasyonda, aynı çatı altında buluşabilmesi bizler için büyük bir tüf olarak gördük. Aziz hocamızı biz karşıladık. Sağ olsun. Öncelikle tabii davet ettik. Sağ olsun. Ben seve seve gelirim dedi. Ben daha önce tanışmıyordum hiç. TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Bey kendisini tanıyormuş. Sağ olsun o çağırdı. Sonra bu biyoteknoloji, inovasyon ve TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalara katılan genç kardeşlerimiz, oradaki kimisi de bilim adamları, genç kardeşlerimiz derken bir taraftan kimisi lisans öğrencisi, kimisi
yüksek lisans, kimisi bilim adamları. O seviyede yarışmalar onlar. Onlara bir konferans verdi. Orada da çok güzel nasihatleri oldu. Yani ne yapıyorsanız insanlığın faydasına, ülkenizin memleket sevdasıyla yapın. İşte hatta orada da söylediği gibi, Fatih'in de dediği gibi, ecdadımızın da söylediği gibi, işte İstanbul ya ben seni alırım ya sen beni anlayışıyla çalışın. Ondan sonra Türk İslam alemiyle bağlarınızı kuvvetli tutun gibi nasihatleri oldu. Bunun yanında gençlere çok güzel, yani bilimsel bir konferans vermedi. Nasihatlarla geldi. Hepimize nasihatler oldu. Gençlere derken hepimizin hocası. Sonra biz beraber alanı gezdik. İşte orada Milli Kanatlar gösterimiz vardı bizim. Yani bir havacılık gösterisi yapıyorsunuz. İşte kendi uçaklarınızla yapıyorsunuz. Yani 6 tane yerli aracıyla 5'i de milli özgün tasarım. Hatta dünyada da ilk defa olacak şekilde hem insanlı hem insansız hava araçları gösteri yaptı biliyorsunuz. Akıncı vardı, Aksungur vardı, Gökbey yerli milli helikopter vardı. Sonra Atak yerli helikopter, yerli üretim, yerli tasarım değil ama yerli üretim. Bunun yanında Bayraktar TB2 yine milli özgün tasarım. Aksungur da öyle, Akıncı da öyle. Gökbey helikopteri de milli özgün tasarım. Bunun yanında Hürkuş vardı, insanlı uçak. Aynı anda gösteri yaptı, onu izledik. Tabii o arada gezerken büyük ilgi vardı hocamıza da. Sonra yarışma çadırlarına gittik. Hocamız çok böylesine, yani adeta nasıl ki bir futbol şampiyonasında insanlar sevinirler ya. Yani çok büyük bir iş başarmış gibi. Öyle bir ortamı var Teknofest'in. Çok hissediliyor. Çok evet hissediliyor. Yani Teknofest'in öyle bir ortamı var. Yani biz Türkiye olarak bunları yapacağız, başaracağız inşallah. Yani gençlerimiz yapacak. Öyle bir coşkusu var. On binlerce insan orada. Gezdik, sahneye çıktık. Sahnede de bir basın mülakatı oldu. Sonra tabii herkes çok heyecanlı, çok coşkulu hocamızı gördüğünden dolayı da biraz tabii pandemiden dolayı hep dikkat ediyoruz. Hocamız da yaşı var. Mesafeli duruyoruz ilk geldiği andan itibaren. Hepimiz yani çok dikkatli davranmaya çalıştık. Bir anda döndü dedi ki ben sana sarılmak istiyorum dedi. Ben de şaşırdım tabii. Deyince ama tabii çok yani biz hocamızı ağırlamaktan da çok mutluyduk. Ben de hemen sarıldım. Hemen büyüğümüz. Biz şöyle bir geleneğin çocuklarıyız. Hemen elini öptüm. Hocamız çünkü. Bu sonra bir daha sarıldık. Hatta sonra hocamızı uğurladık. O zaman dedi ki o kadar... önemli bir iş yapıyorsunuz ki ne kadar önemli olduğunu ben topluma göstermek için de sana sarılmak istedim dedi. Sonrasında da Allah razı olsun işte seni öz kardeşim gibi sevdim. Bu yaptığınız işleri çok yani biz de hocamızı öyle gördük. Büyük bir abimiz gibi babamız gibi bir anlamda açıkçası yakın gördük ve şunu da biliyoruz. Yavuz Sultan Selim'e ait bir, yani kimisi rivayet olduğunda söylüyor ama bugün kaftanın kendisini de görüyoruz. Fatih Türbesi'ne gittiğinizde orada üzerine çamur sıçramış kaftanın Yavuz Sultan Selim'in kabrinin üstünde serili olduğunu görürsünüz. Peki o kaftanın üzerindeki çamur nereden geliyor? Bir sefer sırasında, bildiğim kadarıyla Mısır seferi sırasında, ya dönüşte ya giderken yanındaki alim ulemanın atının bastığı yerden ıslak zeminden kaftanına çamur sıçrıyor. Tabii ulema çekiniyor koskoca padişah. Üstüne komple çamur yapıyor. Bir çekiniyor. Yavuz Sultan Selim'in de vasiyet olarak bizim ulemamızın atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Bu kaftanımı da ölünce mezarımın, kabrimin üstüne koyun diyor. Tabii ki bunu bir gelecek, tüm gelecek nesillere yani bizlere bu mesajı ulaştırmak için onu oraya koyuyor. Yoksa kendisi başka bir alemde. Kendisine o kaftanın bir faydası var mı? Yok ama bize bir şey anlatıyor.
Dolayısıyla biz medeniyetin çocuklarıyız. Ben hatta şuna da şaşırdım, açık söyleyeyim. İnsanlar bunu böyle çok sempatik buldular. Yani hocamız, koskoca hocamız gelmiş. Elbette elini öpeceğim bu kadar değerli bir insanın. Bunu yadır, yani bunu bu kadar mı? Yok yok, yadırganmadı tabii ki de şey. Yani böyle çok güzel mi? Hayır, yani çok ne diyeyim? Çok sevindiler. Halbuki biz atamızın elini öperiz, babamızın elini öperiz, büyüklerimizin elini. Yani hayır, sanki böyle çok az olan bir şeymiş gibi. Halbuki biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Ve en doğal, en yani doğal refleks. El vermek gibi bir şey vardır ya, böyle bir kültür de var. Hani böyle hocamız bilim için adamı. Ben bir teknolojistim, mühendisim. Hocamız, yani mühendisler biraz daha bilim adamlarının bulduğu buluşlara riayet ederek başka eserler tasarlarlar. Bilim adamları ise kainatı okumaya, onu formülize etmeye çalışırlar. Hocamız bilim adamı. Yani birazcık branşlarımız farklı elbette ama yani bütün gençliğimize ve bizlere örnek bir insan. Sağ olsun çok kendisi sıcaktı. Çok sıcak bir görüntüydü yani. Bu herkes buna kim ne derse desin, ben zaten o şeyleri de duymuyoruz, görmüyoruz. Çok yok yok, negatif bir yorum aldım ben değil. De ben şuna yani. Bu görüntü görüntü sanki biraz şaşkınlık da yarattı. Ben de ona şaşırdım. Niye bu kadar insanlara sempatik geldiğine. Yani zaten hep yaptığımız bir şey olduğundan. O anlamda. Ben de şöyle, ben çok açıkça bir şey söyleyeyim mi Selçuk Bey size? Hani böyle bilmek biraz da kibirdir ya. Ben çok esrarca söylüyorum yani. Şimdi sizin oradaki tevazunuz, İşte oradaki şaşkınlığınız biraz böyle. Bence tevazu değil bu ama şey. Tevazudan yani bu, ziyade. Yani bizim böyle olmamız gerekiyor. Yani işte böyle olmamız gerekiyor, evet. Ama insanlar buna alışkın değiller. Bilmek i̇şte biraz evet. da şeydir ama ya. Biz, biraz bir kibir rütbesi gibi algılanır ya. Bilmek, biliyor işte. İşte zor adam falan. Öyle bir şey vardır ya. Orada mesela karşılıklı çok düet halinde bir şey vardı. Yani bambaşka bir hava vardı. Bir kucaklaşma vardı. Tevazunun zirvesi vardı. Yani bu herkes en azından burada mutabık kaldı. Çok da güzel bir görüntüydü. Şimdi asıl görüntü ne zaman? Şimdi geliyor. Eyvah. Şimdi Dağlık Karabağ. Yavaş süremiz de azalıyor. Hemen hızlanıyorum. Sevgili Filiz. Şimdi bu Dağlık Karabağ demişken asıl şimdi SİHA'lar, İHA'lar, TİHA'lar falan muhteşem şeyler yapıyorsunuz. O yüzden ben yetişemiyorum. Şimdi bu Azerbaycan'dan bakalım Azerbaycan'daki can kardeşlerimiz Selçuk Bayraktar'dan Selçuk Bayraktar tek kelimeyle nasıl açıklanmış, neler söylemişler, ne izleyelim. Selçuk Bayraktar diyen de ilk ağzınıza ne gelir? Dronlar gelir yani. Dronlar. Bu şeylerin, insansız hava araçların yaratıcısı da Türkiye'de. Bir, yani şu an bir numara. Dünyada da herhalde iyi bir şeyi var. Birçok ülkede satılır, onu da bilirik. Yani akıllı bir adam bence. Dronlar. Muharibəni biz hesab eləmək olar ki, onun sayəsində də qazandıq. Əlbəttə prezidentimizin sayəsində, Ali Başkomandanımızın və əlbəttə ki, Bayraktarın icad elədiyi bu dronu hesabına. Selçuk Bayraktar deyəndə bizim qardaş ölkəmiz Türkiyənin dronları ağlımıza gəlir. Onların dronun böyük dəstəyi oldu bizim bu Qarabağ müharibəsində. Sağ olsunlar, dəstək oldular bizə. Bu ötən müharibədə dronlar var idi Azərbaycan tərəfdən də iştirak edən. Elə onların müəllifi, onların yəqin ki baş konstruktoru olardı hər halda, icad edən adam. Yəni elə ilk adamın ağlına o gəlir hər halda. Selçuk Bayraktar dedikdə ilk ağlıma 44 günlük müharibəmiz gəlir. Böyük Vətən müharibəsində bizim qalibiyyətimiz gəlir. Güzel bir şey değil mi böyle? Yani insanların teveccühünü görmek, sevilmek. Ya tabii Allah'a şükür mühendis olarak bizim yaşayabileceğimiz en büyük onur, en büyük manevi tatmin bir anlamda hem memleketimize hem ülkemize hem can kardeşimiz Azerbaycan'a ki içimizde uhdeydi, yaraydı bu mesele, faydalı olabilmektir. Tabii her zaman böyle yaptığınız işlere bu kadar toplumsal teveccüh olmayabilir. Ona rağmen
inandığınız, doğru bildiğiniz yoldan dönmeden, ahlaktan, etikten ayrılmadan sonuna kadar mücadele etmek önemli olan. O anlamda ben tüm genç kardeşlerime de bunu öğütlerim, bunu söylerim bir abileri olarak. Asıl olan iyi niyetle gayret etmektir, mücadele etmektir. Her zaman böyle sonuçlar olmayabilir. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Tabii ki olduğunda mutlu oluruz. Ama olmayacak diye de, yani illa olacak diye de mücadeleden geri duracak değiliz. Her zaman da böyle olmaz. Ama tabii ki asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Zaten hayat bunun üzerine kurulu. Bütün bu hayatın anlamı bu. Şimdi hayatın anlamı demişken biraz sizden de uzaklaşmak istemiyorum. Küçük bir sürpriz, yani sürpriz değil de bir şey yaptık böyle sizin için. Sevgili Bayraktar ailesi için, eşiniz için ve Aybike için küçük bir şey hazırladık. Onu bir izleyelim. İzledikten sonra da biraz da bakalım bu işlerin dışında, bu mücadelenin dışında Selçuk Bayraktar ne yapıyor? Bir son dakikamızda onu da konuşalım. Hadi bakalım gelsin. Böyle bir şey. Üzdün mü? Üzdüm biraz. Çok özür dilerim. Yok, estağfurullah. Üzülmedim de çok tabii insanın hayatta yani yaşayabileceği en büyük lütuflardan bir tanesi. Gerçekten. Böyle yani bir kız çocuğu olması, ailesi olabilmesi. Nasıl? Tabii ki yani hepimiz için aynen bir masalsı bir havası var. Bütün bu yani bu kadar inişlerle, çıkışlarla, zorluklarla mücadele ederken hayatta tüm insanlık içinde böyle, hepimiz için öyle, işte 8 milyar insanız şu dünyada yaşıyoruz. 100 sene sonra hiçbirimiz yokuz. Hiçbirimiz. Başkaları olacak. Yani 100 sene sonrayı biraz uzun söyledim ki istatistik olarak da emniyetli tarafta kalmak için. Belki 20 sene sonra yokuz, belki 5 sene, belki yarın yokuz. Bunu Allah biliyor bir tek. Bütün bu iniş ve çıkışlar içinde, bütün bu iyilikler, güzellikler, işte kötülükler, hak ve batıl,
arasında hayatta yaşayabileceği en büyük, bütün bu hayata çok büyük anlam katan, böyle parlayan yıldız gibi süsleyen en karanlık gecede bile bir olgu. Babam. İşte babalık, işte mucize gibi bir şey. Değil mi? Çocuk sahibi olabilmek bile bu biraz beni duygulandırdı açıkçası. O sevgi, o muhabbet, o rahmet. Yani efendim? Nasıl vakit geçiriyorsunuz her bir kere? Bu kadar mutlaka böyle bir alan ayırıyorsunuzdur ona. Ve sen nasıl bir diyalog? Tabii annesini daha çok seviyor. Bazen. Kimsin canım? Bakalım. Evet, annesine daha çok. Annesine daha düşkün. Bana da çok düşkün. Sabah kalkar kalkmaz bilir işte. Babayı baba diye uyandırır. Ben biraz daha geç çalıştığımdan, geç yattığımdan o erkenden gelir. Bizimle oynar. Annesiyle de benimle de sürekli. Ve biz hep böyle kaliteli vakitler geçirmeye çalışırız. Özellikle annesi de o şekilde. Yani sadece eğlence değil de biraz daha böyle hayatı da hayatı da anlatır şekilde ona ve hayatı da öğretir şekilde bir anlamda. İşte ne bileyim şimdi civcivleri var. Şimdi civcivleri var. Onlara böyle sarılıyor, sımsıkı biraz sıkıyor falan. Onlarla alakalı sorumluluk sahibi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok böyle bir şey sevdi mi? Çok sıkmayı, şey yapmayı, iyice kucaklamayı, bağrına basmayı çok seviyor. Tabii benim de ilişkim biraz onunla öyle olduğundan ona da bulaşmış anladığım kadarıyla. Biraz mıncırmayı çok seviyor. Ama işte onlara bakması gerektiğini, üzmemesi gerektiğini, işte iyi beslemesi gerektiğini anlatıyoruz. O da bize işte elinden geldiğince bu çıkardığı dersleri anlatıyor. Allah'a şükür çok güzel bir ilişkimiz var. Yani bu hayatta en büyük lütuflardan bir tanesi. Yani hayatta insana sunulmuş, hatta bunun listesini de yaptım ben gelmeden. Nedir diye öncelikleri hatırlamakta, yani hayattaki önceliklerimizi zaman zaman bir gözden geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Orada en tepede ki hususlardan bir tanesi aile. İşte başta inanç, iman, sonra muhabbet, sevgi, güven, sonra aile geliyor. Ben bu listeyi böyle sık sık kendime hatırlatmaya çalışırım. İşte dostlar, sağlık, zaman, huzur, umut. İşte itibar ve mutluluk biraz daha aşağıda. En sonunda maddi kıymetler gelir. Bu anlamda aile çok yukarıda bir yerde. Hayatta yaşayabileceğiniz, yani bu sıraya göre bakmak lazım hayata. Belki neler önemli diye gerçekten baktığınızda aile çok. Şu anda uyumuş mudur Aybüke? Şimdi saat 11. Yani uyumuştur muhtemelen. Biraz annesine direnmiştir ama uyumamak için muhtemelen uyumuştur. Rabbim göğünüzden ayırmasın efendim. Bence çocuk gerçekten insanın, bir babanın özellikle göğü olsa gerek diye düşünüyorum. Ne yapalım? Programın sonuna geldik değerli Selçuk Bey. Çok isterdim. Gidebiliriz sabah ezanına kadar. Burada konuşabiliriz. Çünkü gerçekten o kadarlık aslında bir kafamda hazırlık yapmıştım ama çok konuşacağımı düşünüyordum ama siz zaten inşallah bir ikinci Arafı yapar mıyız? Şimdiden sözünü alıp İnşallah. Evet. Çünkü bu arada merak ediyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel mesajlar var. Gerçekten çok güzel mesajlar var. Seviliyorsunuz. Rabbim sizi korusun. Türkiye için önemlisiniz. Hepimizin. O yüzden sorularımız zor muydu? Onu sonra işte söylersiniz bize. Sorular zorladım sizi. Sizi üzdük biraz. Kusura bakmayın. Yok yok, üzme yok. Ben estağfurullah. Mutlu oldum ben. Kalem aldık. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle şeyler sormadım. Kitap falan. Hani var böyle bilim insanların kitapları olur ya, çıkar böyle. Onları sormadım. Neyse, onları ikinci program inşallah. Varsa böyle son anda söyleyeceğiniz bir şey. Tabii ben Teknofest'in dördüncüsünü bu yıl yaptık. Ziyaret eden, gönlünü veren, emek veren, dua eden herkese tekrardan
ve tüm milletimize şükranlarımı iletmek isterim. Allah'a şükür o da kazasız belasız bitti ve bir Teknofest daha bir anlamda amacına ulaşarak büyük bir teveccühle, büyük bir rağbetle, büyük bir coşkuyla kutlandı. Biz de tabii hem bunlardan dolayı hem de biliyorsunuz bu kadar büyük etkinliklerde her zaman Allah korusun bazı kazalar vesaireler olabilir. Allah'a şükür bunlardan da koruyan Rabbimize tabii ki şükürlerimizi ilettik. O da bizim için en büyük hediyelerden bir tanesiydi diyebilirim. Teknofest'in böyle geçmiş olması. Seneye de inşallah Samsun'da yapacağız. Ondan sonraki yıl yine inşallah İstanbul'a dönecek. Son soru. Evet. Çalışırken müzik dinliyor musunuz? Böyle çalışırken ne yapıyorsunuz? Tabii müzik dinlerim zaman zaman. Zaman zaman dinlerim. Her zaman değil ama. Tamam. Yani özellikle çünkü ben daha çok artık hep takımlarla çalışıyorum. Yani birebir bir şey üzerine yoğunlaşıp tek başıma çalıştığım çok az. Artık hep takımlarla, ekiplerle, istişare halinde toplantı yaparak sürekli yani bir büyük büyük ekipler olduğundan mühendislik ekipleri tek başıma oturup bir şey üzerine yoğunlaştım teknik anlamda daha az. Hep birlikte çalışıyoruz genelde. O yüzden o ortamda da pek müzik olmuyor. Konuşmak gerekiyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Sizleri ağırladınız burada. Çok sağ olun. Güzel bir sohbetti ya, konuşuruz. Bence iyi. Süper bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Biz gidiyoruz. Çok güzel mesajlarınız var. Şimdi onları gerçekten bu arada sizden de çok güzel sorular gelmişti. Ama formatım gereği gerçekten bir iki tane belki alırım diye düşünmüştüm ama nasip olmadı. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bu arada Selçuk Bayraktar'la ilgili güzel olan duaların hepsini amin diyorum. Rabbim korusun. Önümüzdeki hafta yaşarsak bir şey olmazsa ben buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Eyvallah.